İspanya'da kalmış Müslümanları nasıl atmışsak, 1000 yıldır da Anadolu'da bulunan Türkler de atılacaktır, hülyasındadırlar. Bunu hiç unutmayalım, abartmıyorum. Bu tuzaklardan biri bizim okul kitaplarımıza kadar girmiş olan Bizans lafıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453 yılında yıktığı siyasi kuruluş Rum İmparatorluğu'dur. Roma İmparatorluğu malum Roma'da Romalılar tarafından kuruldu. O zaman İtalya diye bir şey yok. Küçük küçük şeyler var. Hükümetler var daha sonra. Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrıldı. Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrıldı. Bu Avrupa merkezli tarih bölümlemesine göre, ki bütün dünya kabul etmiş, biz de kabul etmişiz, tarihte dönüm noktalı olarak bir milat, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu kabul edilir. Onlar Anno Domini derler, Rabbimizin yılı derler. Rab kabul eder gizem. Haşa sümme haşa. Allah'ın oğlu kabul ederler. Küfür tabii. Onlar da biz onu Tanrı'nın oğlu olarak kabul etmediğim için onlar da bize kafir derler. Şaşkınlık paralel değil ki. Anno Domini. Ve bundan öncekine before derler. Yani daha önce, milattan önce, sonrakine daha sonraki derler. Ve kullandığımız takvimde milletler arası şeyi Christian era'dır. CE. Christian era. Hristiyan devri gibi. Onu söyleyelim. Bir Müslüman İngilizce falan yazarken bu daha bir ilmi oluyor galiba diye bunu kullanmamalı. Bu Rabbimizin yılı, Latince Anno Domini sözünü kısaltılmıştır. Kısaltılmasıdır. Baş harfleridir. Bunu kullansınlar. Christian era. İngilizce yazarken. Maalesef bu böyle daha bir ilmi sayılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda böyle İngilizce şeyler var, o dikili taşlarda falan. Bunu kullanmışlar. Sevgili İstanbul Belediyesi onu tez çağda değiştirip böyle yapsa iyi olur. Kendileri Hristiyan olmadığına göre Rabbimizin yılı lafı oradan kalkmalı. Gelelim, nereden geliyor bu Bizans lafı? Bir, buna ilk çağ diyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren, milattan itibaren 395'e kadar Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasına kadar ona devre ilk çağ deniyor. 395'ten de 1453'e kadar olana da Orta Çağ deniyor. 1453'ten devam eden şeye de Yeni Çağ deniyor. 1789 kabul ediliyor Fransız İhtilali. Burada da üzerine durmamız gereken bir şey var. 1453 bize de böyle kabul ettirdikleri için Tanzimat'tan beri tam kültür istilası altındayız. Bakmayın okul kitaplarında ileri bir atılım falan diye yazdığına. O kendimizi avutmaktır. 1453'ü unutmak istemez Avrupalı. Amerika onun uzantısıdır. Kültürel ve politik uzantısıdır. Bunu unutmak istemezler. Bu tarih onlar için Roma İmparatorluğu'nun kafir Türklerin eline düştüğü tarihtir. Unutturmak istemezler bunu onun için. Biz de bunu almışız. Yeni çağ başlıyor 1453'te diye öyle okuyoruz ya ilkokuldan itibaren şeyde. Çağ açıp çağ kapamışız diye konuşanlar var maalesef. 395'te ikiye ayrıldı Roma İmparatorluğu. 476'da batısı Batı Roma yıkıldı. 1453'te de Doğu Roma yıkıldı. Yıkılan Doğu Roma'dır. Imperium
mental. Imperium Orientale derler ona. Yıkılan Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Roma İmparatorluğu'nda 6. yüzyılda, miladi 6. yüzyılda dil ve kültür Yunanlaştı. Yunan nüfusu fazla olduğu için artık 6. yüzyıldan itibaren Yunanlı hale geldi. Yunanca konuşuluyordu. Yazıda Yunanca oldu tabii. İdare edilenlere Romalılar başta, İtalya'na gelen Romalılar başta, onlar hala hakim ama kültürleri Yunanlaşmış. İdare edilen halka da Romalı manasına Rum deniyor. Yani Romalı tabiyetindeki insanlar Rum deniyor. Ve nitekim Fatih İstanbul'u 1453'te aldı. İdare edilenlere Rum deniyordu o halka. Onların torunlarının torunlarının torunlarına hala günümüzde Rum diyoruz. Bizans lafı nereden çıktı? Bizans ta milattan önce Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan önce 2000 küsur yıl önce İstanbul'un bulunduğu yerde kurulmuş bir şehir ve silinmiş gitmiş, hiç alakası yok. Bunu Avrupa tarihçileri kullanmaya başladılar. Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu yerine kullanmaya başladılar bunu, Bizantium diye. Yunanların da işine geldi. Onlar da tevcih ediyorlar böyle Bizans, Bizans, Bizans. Aslında ne yatıyor? Burası İstanbul ve Anadolu, işte zaten Diyar-ı Rum diyor yani Selçuklu rahat, Rumalılardan zapt ettikleri için. Ta Selçuklular zamanında Diyar-ı Rum deniyor Anadolu'ya. Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu Celaleddin demek. Belh'ten gelmiş ama Konya'da yerleşmiş. Diyar-ı Rum demişler yani rahat. Bu Bizans lafını ortaya atıyorlar birkaç yüzyıldır. Biz de almışız, kültür istilası altındayız. Ne zaman uyanacağız bilmem. Bizans mı? Ne oluyor? Burası Yunanlara ait de Türkler sonradan gelmiş oluyor. Buna Türkiye'nin altını oymak derler. Oymayı da şöyle kocaman yazalım da inşallah bazılarının uyanmasına vesile olur. Bizans lafı tamamen uydurma. Tamamen uydurma. Ben bunu neden öğrendim? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken doğudan battan konferanslar düzenlemiş. Orada tebliğ veren gene bir Yunanlı ama Müslüman. Muhammed Şemseddin Megalomatis bir tebliğ veriyor. Yanlış olarak Bizans denen filan diye orada o şeyin tarihi aklıma değil ama yazarı Muhammed Şemseddin Megalomatis. Ben onun yazısından öğrendim. Bizim tarihçilerimiz de biraz okusalar iyi olur. Bunu da öğrenmiş olurlar da onlar da ilan etseler iyi olur. Değişmesi lazım yani. Bizans diye bir şey yok. Bizans diye bir vatandaş katliyen olmadı diye yazıyor o şeyde. Doğudan battan konferanslar dizisi diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tayyip Erdoğan zamanındaki neşriyatından açıp okuyabilirler. Şimdi tarih numarası aklıma değil. Ama tamamen uydurma. Ben de Yunan asıllı Müslüman olan Muhammed Şemseddin Megalomatis'in tebliğinden öğrendim. Bizans'a bir şey yok. O Türkiye'nin altını oymak için uydurulmuş bir şey. Evet.
Bu Roma İmparatorluğu'nun, Doğu Roma İmparatorluğu'nun, artık Roma İmparatorluğu'nun kalan kısmı yani, 4. Haçlı Seferi diye yola çıkan Katolikler 1204 yılında zapt ettiler. İstanbul'u yağmaladılar. Avrupalı Hristiyanlar İstanbul'u yağmaladılar 1204 yılında. Ve hanedan kaçtı. İznik ve Trabzon'da devam etti. 57 sene sonra devam. 57 sene sonra dönüp gelebildiler. Dönüp gelebildiler ama bu Anadolu'daki valiler, askeri valiler, tekfur deniyor onlara. Böyle yarı bağımsız gibi oldular. Osmanlı'nın bir bakıma daha rahat yayılmasını bu şartlarda hazırladı. Bunu da belirtelim. Daha önce belirttiğimiz gibi Kayboyuna Selçuklu Sultanı Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak vermişti. Oraya gidip gelirlerken, Domaniç'e gidip gelirlerken İnegöl Tekfur'u rahatsız ediyor bu Kayboyundakileri. Onun için Osman Gazi halkını rahatsız eden İnegöl Tekfur'u Aya Nikola ile çarpıştı. Ve oranın kafirleri, o yörenin kafirleri de Karacahisar Tekfur'undan yardım istediler. O da kardeşi Kalanoz'u gönderdi. Bir arada bir savaş oldu, çarpışma oldu. Kalanoz öldürüldü. Osman Gazi'nin kardeşi Sarıyat'ı da o çarpışmada şehit oldu. Onun düştüğü yerde zaman zaman ışık belirdiği anlatılır. Kandilli çan derlermiş. Orada ışık beliriyor. Şehit olduğu yer. Ve Selçuklu Sultanı diyor ki, malum oldu ki bu Karacahisar Tekfur bize yağ olmuş. Bu gariplere yani Kayı aşiretine de iyi davranmıyorlar orada. Ve Osman Gazi'yi desteklemek için Sultan Üyüğü deniyor o zaman. Eskişehir'i veriyor. Eskişehir savaş alınmış değildir. Selçuklu Sultanı Osman Gazi'ye veriyor. Asıl Eskişehir'in kurulduğu Odunpazarı bölgesinde Alaaddin Camii vardır. Çevresinde park vardır. Eskiden o parkın bulunduğu yer mezarlıkmış, caminin haziresinde gömülme işleri yapılmış. Şimdi hiç park var, bir parkın içinde. Cami tam o cami değildir tabii, yıkılmıştır, tekrar yapılmıştır. Fakat o ismi taşır, Alaaddin Camii. Ve ilk bayram namazı Osman Gazi adına bayram namazı orada Alaaddin Camii'nde kılınmıştır. Ve Osman Gazi adına da hutbe 1288 yılında Karacahisar'da okundu. Bunun üzerine tekrar duruyoruz. Çünkü tarih kitaplarımızda, okul kitaplarında yanlış yazıyor. Düzeltilmesi gerek. 1299 diye yazıyor. 1299'da Bilecik fethedildi. Halbuki Karacahisar o zaman kullanılan hicri takvimle 687, miladi takvimle 1288 yılında fethedildi. Osmanlı'nın kuruluşu 687 hicri,
miladi 1288. Tursun Fakih'in Karacahisar'da Osman Gazi adına hutbeyi okuduğu dakikadır bayrak çekilmiştir. Rahmetli Halil İnalcık, değerli bir profesör, kendini kabul ettirmiş, Amerika'da uzun yıllar hocalık da yaptı. Tamam, iyi, hoş. Osmanlı'nın kuruluşunu 1302'ye getiriyor. ...1302'de Osman Gazi Rum İmparatoru'nu da kuvvet göndererek desteklediği mahalli tekfurları yendi Koyunhisar Savaşı'nda 1302'de. Herhalde rahmetli ve değerli İnalcık o kendini işte büyük bir kuvveti yenerek kabul ettirdi diye olmalı ki 1302 diyor kuruluş için. Hayır. Yani ve onun talebesi İlber Ortaylı da tabii onu takip ediyor. Kelimeleri nasıl yumuşatacağımı, nasıl yumuşak ifade kullanacağımı bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum ama iş ciddi. 14 yıl fark var. Yani Osmanlı Devleti'ni 14 yıl daha kısa yaşamış gibi gösteriliyor. Bu çok ciddi bir durum. 14 yıl fark var. Söylemek mecburiyetindeyiz. Çok basit. Nasıl söyleyeceğim diyorum ya, nasıl yumuşatacağını da bilemiyorum. Halil İnalcık ve İlber Ortaylı İslam devlet geleneğinde hutbenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bu kadar. Bunun için böyle yapıyorlar. Hutbe kimin adına okunuyorsa oranın hakimi odur. Çünkü cuma diğer namazlara benzemez. Diğer namazlar evde de kılınır, fert olarak da kılınır. Cuma cemaatle kılınır. İzni am derler. Beldenin hakiminden izin gerekir. O cumanın kılınması için ve herkese açık olması gerekir. Hür olan kılar. Köleye farz değil, köle kılamaz, hür olana farzdır. Mukim olana farzdır, yani orada yerleşmiş söz sahibi olacak. Temsil edecek yani orasını. Cuma'nın özelliği var. Tursun Fakih tarafından Karacahisar alındığında, Karacahisar almış, cuma namazı kılınacak. Artık belde, büyük bir belde o zaman için ve stratejik bir yer. Tartışırlarken Edebali Hazretleri ile Tursun Fakih, onun damadı, izin gerek derken Osman Gazi daha önce de söyledik. Ben burasını kılıcımla aldım, kimsenin tahtı hükümetine değilim, benim iznim yetmiyor mu der ve izin verir, öyle kılınır. Binaenaleyh Osmanlı Devleti Karacahisar'da Hicri 1687, 687 miladi 1288 yılında bir cuma günü Tursun Fakih tarafından cuma namazı kıldırıldığı ve hutbenin Osman Gazi adına okunduğu dakikada Osmanlı Devleti kurulmuştur. Nokta. İsteyen tarihçiyle tartışma hazırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de bahsettik. İlk cuma namazını hicret sırasında Mekke'deyken duruma hakim değildi. Vakit namazı kılıyordu. Cuma yoktu. Cuma farz kılınmamıştı. Mekke'den ayrılıp o zamanki adı Yesrib olan Medine'ye giderken hicret sırasında vahiy geldi. Cuma vakti. Onu daha önceki konuşmamızda gösterdik. Yerinde gösterdik. Es-Siret-i Nebeviyye İbn Hişam en eski siret kitaplarından, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatını anlatan kitaplardan. Ranuna Vadisi'nde kıldı hicret sırasında. Tekrar ediyorum. Cuma hakimiyet alametidir. Bayrak gibidir. Bayrak nasıl göndere çekildiğinde devlet
ilan edilmişse, Cuma hutbesi okunduğunda da Osmanlı Devleti kurulmuştur. Ha, onu da belirtelim. Rahmetli İnalcık değerli adam ama yetiştiği şartlara bakmak lazım. 1916 yılında doğmuş. 12-18 yaş arasında formasyon çağı diyorlar. Formation age diyorlar. 12-18 yaş arasına. 1916 doğumlu. 1928 işte 34 arası filan yetişme çağı. O devirde, yani bunu inkara falan gerek yok. Türkiye öyle bir zamandan geçti. Allah demek yasak. Ezan Tanrı uludur diye okunuyor. İslam'a ait hiçbir şey öğretilmiyordu. Ben ilkokula 1945 yılında başladım. Ve din dersi konmuştu. O zaman baş öğretmen deniyordu ilkokul müdürüne. Geldi böyle, Allah birdir diyor. Arkada bir şey yok yani. Adam bilmiyor ki ne anlatacak. Evde duyduklarımız, uydurma kitaptan okuduklarımızdan daha çoktu. Böyle bir devirden geçti Türkiye. O bakımdan Halil İnalcık rahmetli, değerli bir adam. Kendi şartları içine kendini iyi yetiştirmiş, kendini kabul ettirmiş. Fakat bu İslami altyapı olmadığı için bunları bilmiyor. Ve 1288 yerine 1302'yi kabul ediyor. Bunu söylemek mecburiyetindeyiz. Ha, başkaları tarafından kabul edilmeye gelince, günümüzden misal verelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 yılında kuruldu. Bayrağı göndere çekti. Devlet teşkilatı var. Cumhurbaşkanı var. Bakanlar var. Millet meclisi var. Bayrağı var. Bizden başka tanıyan da yok. Olsun. Yok muysa gideceğiz onu. Var. Orada. Diyelim ki milletler arası konjonktür değişti. 2030 yılında Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, Çin tanıdılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. O cumhuriyet 2030 yılında mı kurulmuş olacak? Hayır. 1983 yılında bayrağı göndere çektiği dakikada kurulmuştur. Osmanlı Devleti de Karacahisar'da Cuma günü Tursun Fakih'in Osman Gazi adına hutbe okuyup Cuma namazı kıldırdığı 1288 yılında kurulmuştur. Nokta. Gelelim Osmanlı Devleti'nin gelişmesine. Osman Gazi Karacahisar'ı fethedince orada hutbe okundu, devlet kuruldu, devlet teşkilatı kuruldu. Subaşı dikildi, Tursun Fakih gene görevlendirildi. Ve Osman Gazi ganimetin beşte birini Selçuklu Sultanı'na gönderdi. Bu beşte bir Allah'ın emridir, şeriat emridir. Estağfirullah. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ. Kur'an-ı Kerim Enfal Suresi 41. Ayet-i Kerime. Biliniz ki elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve fakir kalmış yolculara aittir. Onun için ganimetin beşte biri daima Beytülmal'a ayrılırdı. Humsul ganaim derler buna. Sırası gelmişken belirtelim. Türkçemizde cihat hatırası kelimeler vardır.
Günümüzde saladan, ezadan, ezandan rahatsız olanlar var. İşte Tanzimat'tan beri gelen ilerliyoruz diye, Avrupalaşıyoruz, Batılılaşıyoruz diye gelen netice bu. O gelişin neticesi bu. Rahatsız olan Türkler var. Türkçemizde peynir eğer tatsız, tuzsuz, kalitesizse kötü peynir filan demezler. Ona imansız peynir derler. Ve can vermek kolay değil ama şehit için şehadet şerbetini içti derler. Böyle İslam'la yoğrulmuş bir millettir Türk milleti 1000 yıldır. Sonra Türkçemizde yaşayan kısmet lafı var. Kısmet bir nevi bölüştürmek demektir. Taksim eşit olarak bölmek demek. Taksim takdim etmek, paylaştırmak. Kısmet bir nevi bölmek demektir. Niye? Ganimet cihatta elde edilen ganimet eşit olarak paylaştırılmaz. Süvari piyadeden daha çok alır. Komutan diğerlerinden fazla alır. Baştaki daha da fazla alır. Onun belli kaideleri var. O bir nevi bölüştürmedir. Kısmet denir. Taksim denmez. Sonra sofra kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de 5. sure-i celilenin adı Maide'dir. Bizim sofra dediğimiz Maide. Türk milleti kızlarına Maide adında verir. Maide adlı birçok hanım kardeşimiz vardır. Ama yemeğini sofrada yer. Sofra sözlüğe bakıyorsunuz. Taamul musafir, yolcunun yemeği diyor. Seferde yenilen yemek. Osmanlı cihat için sefer kelimesini kullanıyor. Bakın biz defa yerine de sefer diyoruz daha çok. O kadar iyileşmiş dilimizde sefer. Sefer cihat için kullanıyor Osmanlı. Sofra da seferde yenen yemek, yolculukta yenen yemek. Osmanlı'nın ömrü seferde geçtiği için yiyeceği sofra olmuş. Dede cihat etmiş, oğul cihat etmiş, torun cihat etmiş. Nesiller boyunca böyle gitmiş. 1740-1768 arasında sadece 28 yıl öyle sefer falan yok. Onun dışında hemen her yıl sefer var. Osmanlı'nın ömrü seferde geçmiş, cihatta geçmiş, Allah adını yaymak için uğraşmakla geçmiş. Avrupalı gavur, ağzımıza kuş tutsak bağışlar mı? Bağışlamaz tabii kendine göre, öyle. Evet, bu sofra kelimesinin Türkçeden kalkması için İslam düşmanları kim bilir kaç milyar dolar vermeye hazırdır yani. Sofra, sefer, cihat, kısmet, cihat hatırası şanlı tarihimizden gelen hatıralardır. Gelelim gene Osman Gazi devrine. 1284 yılında Uçbey oldu, yani başa geçti. 1288 yılında müstakil oldu. İnegöl'ü fethetti. 1299 yılında Bilecik'i aldı. Baştan beri İslam'a son derece saygılı Osman Gazi. Daha önce anlatmıştık. Bir gece bir evde misafir, ev sahibi Kerim'inden eğil, ardından nesne var alayım der. Nedir diye sorunca ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme inmiş Kur'an-ı Kerim'dir der. Osman Gazi kıpırdamaz yerinden. Ev sahibi de gider. Gece olunca Osman Gazi büyük bir hürmetle Musaf-ı Şerif'e doğru yönelir. Bütün geceyi öyle geçirir. Sabah olunca da mahsus yeni uyanırmış gibi filan yapar. Bir de diğer bir olay var. O devirde yetişmiş insanlar var. Osmanlı devleti hukuk devleti. Daha kuruluştan itibaren
alimler var, etkili kimseler var. Hemen gösterelim. Eşşekâikun Nu'maniye fî ulemâi devletil Osmaniye. Taşköprüzade Ahmet İsameddin Efendi'nin Osmanlı ulemasını anlatan eseri. 16. yüzyılda yazılmış Kanuni devrinde. Ve Osmanlı devletine bakıyoruz. Eşşekâikun Nu'maniye gelincik çiçekleri demek. Eskiden bizim gelinliğimiz kırmızı olurmuş. Bu beyazı sonra Avrupa'dan almışız. Sözde temizliği falan işte temsil ediyor. Ama birçok gelin babası o beyaz geline bir de kırmızı şey bağlıyor. Şerit bağlıyor. Gene Türk bayrağı, bayrağımızın renkleri belirmiş oluyor. O kırlarda biten şey, çiçeklere, kırmızı çiçeklere eşşekâikun Nu'maniye, yani eşşekâikun Nu'man derlerdi. Böyle romantik isimler koyarlar eskiler. Bir Arapça sözünün başı tacül aruz, gelinin tacı gibi mesela. Buraya bakıyoruz, Osman Gazi devrindeki ulemaya bakıyoruz. Bir, El Mevla Edebalı diyor, Edebali diye yazıyor. Bu çok iyi bir eğitim görmüş zat. Suriye'de, Şam'da eğitim görmüş. Oradaki alimlerden ders almış. Ve sadece zahiri alim değil, tasavvufta da yüksek mertebesi var. Şeyh olmuş Edebali Hazretleri. Ve Osman Gazi'yi yönlendiren o. Büyük ölçüde yönlendiren o. Kısa geçiyorum. Yani çok zengin fakat çok sade bir hayat sürüyor Edebali Hazretleri. Gelen gideni ağırlıyor, zaviyesi var. Bir gece Osman'da ziyaret ediyor, zaman zaman hürmet gösteriyor. Rüyasında Osman Gazi görüyor ki Şeyh Edebali Hazretlerinin koynundan bir ay çıkıyor, yükselip gelip Osman Gazi'nin göğsüne geliyor. Ondan sonra oradan büyük bir ağaç çıkıyor. O ağacın gölgesi bütün dünyanın pek çok yerini kaplıyor. Böyle bir rüya. Sabahleyin onu anlatınca sana saltanat nasip oldu diyor Edebali Hazretleri. Rüyaya görüyor. Kızım Malhun Hatun da sana helal oldu diyor. Kızıyla evlendiriyor. Edebali Hazretleri'nin tekkesi Bilecik'te halen ziyaret ediliyor müze gibi. Ziyaret edilirse iyi olur tabii. Orada diğer ileri gelenler de var. Diğer bir alim Tursun Fakih. O zaman Tursun denir. Günümüzde Dursun dediğimiz Tursun Fakih. O da çok iyi eğitim görmüş birisi ve Edebali Hazretleri'nin o da damadı. Diğer bir alim Hattab el-Karahisari, Karahisarlı Hattab. O da asrın alimlerinde diyor, Şam dediği, bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin, bütün o bölgeye Şam deniyor. Şam şehrinin Arapçası Dimaşk'tır. Bu metnede geçen Şam kelimesini anlattığı bütün o bölgedir. O bölge ilim alimle ilim adamlarının yoğun olduğu bir bölge o zaman ve orada öğretim görmüş o da. Diğer bir alim Muhris Baba. O da bir şeyh efendi. Onun oğlu Aşık Paşa yine bir alim. Bir de Ulvan Çelebi var. O da Şeyh El-Arif Billah diye geçiyor. Bir de Şeyh Hasan var. Yani sadece böyle kitaptan okumakla yetinmemişler, kendilerini yetiştirmişler. İslami ilimlerde çok
derinleşmiş zevat, 7 kişi var burada en azından. 7 kişiyi almış Taşköprüzade. Aynı zamanda büyük çoğunluğu da tasavvuf ehli. Ha, günümüzde efendim bu tarikat ehli şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor filan diyenler diplomalı cahillerdir. Tasavvufun ne olduğundan haberleri yoktur. Kötü, bilmem kağıthanede kötü birisi çıkmış. Sahtekar birisi. Şuyum buyum diye filan. Her şeyin sahtekarı oluyor. Sahtekar doktor yeni şey yaptı. Daha mahkemesi devam ediyor. Bir kızcağız tıp fakültesine girememiş doktor diyor. Şimdi bütün doktorları suçlamak mı gerek? Tıp fakültesini kapatmak mı gerek? Zaman zaman görürüz. Kendine müdde-i umumi savcı süsü veren, polis süsü veren adam yakalandı diye. Polis kolejini kapatmak mı lazım? Hukuk fakültesini kapatmak mı lazım? Bunlar kısmen cehalet, kısmen kasıt. Yani İslam düşmanlığı maalesef. Tasavvuf, İslam'ı derinliğine yaşamak, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi yaşamak için tutulan yoldur. Tarik yol demektir. Ha bir de birçok televizyonda görünen, elini kolunu sallayan, ateşli ateşli konuşan bir hukuk profesörü var. Milletin 1000 yıldır kullandığı tarikat sözünü de yanlış kullanıyor. Bu adam profesör. Ve sık sık görürsünüz. Çözüm getirir, görüş bildirir. Profesör. Tarikat. Allah'a yaklaşma yolu, metot demek. Bu profesör tarikat diye okur bunu. Hiç abartmıyorum. Rastlarsınız. Bizim aydınımız, aydın dediğimiz diplomalarımızın çoğu böyledir. Bütün bunlar tanzimatın getirdiği nimetleridir. Evet, Osman Gazi yönlendiren Şeyh Edebalı Hazretleri var. Bir de bir batılı belirtmeden kendini alamıyor. Osman Gazi çok çaplı, büyük bir devlet adamı diyor. Birçok siyasiler gibi etrafında ikinci derecede adamları toplamadı diyor. Hiç şeyi yoktu yani endişesi yoktu. En çaplı adamları topladı etrafına diyor. Bir batılı böyle ikrar ediyor Osman Gazi'yi. Bu tekfurlarla çarpışırken Harmankaya tekfuru Mihail esir düşüyor Osman Gazi'ye. Harmankaya tekfuru 1313 yılında daha sonra bakıyor ki ha Osman Gazi bu Mihail'i kahramanlığından, iyi savaşmasından dolayı hoşuna gidiyor, bağışlıyor, öldürmüyor. Esir düşür Mihail Osmanlı'ya. Osman Gazi öldürmüyor onu, bağışlıyor, serbest bırakıyor. O zamanki Müslümanlar bize benzemedikleri doğru dürüst adam gibi Müslüman oldukları için Mihail bakıyor, kendiliğinden 1313 yılında Müslüman oluyor Mihail. Abdullah Mihal diye bahsediyorlar. Adı Abdullah oluyor ama Mihail'de Osmanlı çok rahat. Mihal diyor. Tamam Mihal adı da yaşıyor. Abdullah Mihal. Onun soyundan gelenler Mihaloğulları adıyla Akıncı Beyleri oluyorlar. Akıncılar 1595 yılına kadar çok büyük hizmetlerde bulundular. 1595'te büyük darbe yediler. Onu sırası gelince anlatırız. Büyük bir teşkilattı. Mihaloğulları, Malkaçoğulları, Turahanoğulları, büyük Akıncı Beyleri bunlar. Bir Akıncı Bey'i
Akıncıları anlatmakta fayda var sırası gelmişken. Akıncılar devletten para almazlardı, maaş almazlardı. Kafirden aldıkları ganimetle geçinirlerdi. Cenab-ı Hak Muhammed ümmetine ganimeti helal kıldı. Ve savaş, cihat da Allah'ın emri. Estaizu billah, kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum diye başlar. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı diye ve devam eder. Olur ki hoşunuza gitmeyen şey sizin hakkınıza iyidir. Hoşunuza giden şey hakkınıza kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz diye biter ayeti. Vallahu ya'lem ve entum la ta'lemun diye biter. Osmanlı'nın yayılışı Allah'ın emridir. İnandığı dünya görüşü dolayısıyla öyledir. Avrupalı'nın yayılışı eline silah geçmiş, gasp ediyor, hırsızlık yapıyor. Çok farklı. O imparatorluk kuruyor. Osmanlı'da geniş, onu da kendine benzetmek için imparatorluk diyor. Bizimkiler de düşünmeden papağan gibi imparatorluk diyor. Osmanlı'dan, tekrar ediyorum, imparatorluk diyen halktan olanlara bir şey diyemez. Öyle okumuştur, dersten o gider. Tarihçi, kelimelere dikkat edecek kullandığı kelimeleri. Osmanlı'dan imparatorluk diyen Türk, tarihçi hala imparatorluk diyor ise kendine gelmesi için insan kıyamıyor ama 10 vurup 1 diye sayacaksın. Bir 10 daha vurup 2 diye sayacaksın. Ya bu çok ağır değil mi? Yaptığı, onu yaptığı yani hafif kalır. 634 yıl benim ecdadım eşkıyalık yaptı demektedir imparatorluk demekle. Kendine gelsin. Tarihin diye kim varsa tartışmaya hazırım. Evelallah. Evet, bu Akıncılar, Akıncı Bey'i 10 kadar mahalli dil bilirdi. Akıncıları kendi seçerdi. Hem güçlü kuvvetli olacak, hem yüreği kuvvetli olacak. Kendisi bizzat seçerdi. Ve bulunduğu yerin sancak beyine, beyler beyine filan bağlı değildi. Doğrudan doğruya Divan-ı Hümayun'a karşı sorumluydu. Divan-ı Hümayun neydi? Müslümanların gökten indiğine inandığı, Allah'ın kutlu buyduklarını, şeriatı, yeryüzünde hakim kılma memur hükümet demekti. Divan-ı Hümayun. Sadece oraya karşı sorumluydu Akıncı Bey'i. Mihaloğulları da Akıncı Beylerin, belli başlı Akıncı Beylerindendi. Yüzyıllarca boyunca. Akıncı Bey mahalli 10 kadar dil bilirdi. Dolaşır Avrupa'da, malumatlar, güvercinin ayağına bağladığı kağıtla İstanbul'a gönderirdi. Reformu başlatan Martin Luther'in öğle yemeğinde ne yediğini İstanbul bilirdi. Büyük devlet böyle oluyor. Tekrar ediyorum. Martin Luther'in öğle yemeğinde ne yediğini İstanbul bilir idi. Akıncı Beyleri gönderirdi. Onu da belirtelim. Rahmetli Yılmaz Öztun'a Akıncı Beyleri için bugünkü kuruluşa şey yaparak, benzeterek tüm general falan diyor. Tüm general başka bir şey. Yani tümen sözü var. Türkçe'de 10 bin karşılığı, 10, 100 bin, 10 bin karşılığı tümen kesişleri var. Divan Lugatı Türk'te geçiyor, tamam. Tüm general de tümen beyi, tamam da. Onun kuruluşu başka, ötekinin kuruluşu çok başka. Yapı farkı var. Doğru değil. Generallere paşa demek de doğru değil. Hoşlarına gider çünkü paşa kelimenin bir şeyi var yani hala. O ayrı mesele ama general generaldir, paşa paşadır. Yetişme tarzı farklıdır. Kelimeleri kullanırken çok dikkat etmek gerekir. Evet, Osmanlı, o cihat, gene hadis-i şerif var.
İslam'ın emri, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki umirtu en ukatile diye başlıyor. İnsanlarla savaşmam emrolundu. Ta ki şehadet kelimesini getirelim diyor. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye İslam'ı kabul edinceye kadar. İçleri, iç dünyasını Allah bilir diyor. İslam'ın hakim olması. Müslüman teslim olma, Müslim onu esas Arapçası. Müselman Farsçası. Biz İran üzerinden geldiğimiz için Müselman diye almışız. Müslüman diyoruz şimdi. Arapçası Müslim. Kendini Allah'ın buyruklarına teslim eden demek. Mümin inancı içine sindirmiş demek. O daha ileri bir merhale. Kur'an-ı Kerim'de var yani o Müslüman mümin şeyi var. Mümin daha içine sindirmiş, sağlam inanan demek. Bir de fetih kelimesini anlatalım. Fetih tamamen İslami bir kavramdır. İşgal değildir, istila değildir. Fetih bir beldede İslam kavramlarını hakim kılmak demektir. Bir belde açmak demektir. Fetih'in manası açmak demektir. Arapçada anahtara miftah derler. Aynı kökten gelir. Açma aleti, açkı demek. Bir beldeyi İslam'a açmak demektir. Orada İslam hükümlerini, İslam anlayışını yerleştirmek demektir. Yoksa halk İslam'a girmeye zorlanmaz. İslam çok gerçekçidir. Zorlarsanız, kanaat getirerek Müslüman olmazsa münafık elde edersiniz. Dışı Müslüman, içi kafir olur. Münafık kafirden daha kötüdür. İslam'da öyle zorlama yoktur ama İslam'ı hakim kılmak vardır. Fethin manası da budur. Bunu anlatalım. Günümüzde kimsenin doğru düz bildiği de yok ya, laiklik falan diyorlar. İşte laiklik şeyleri hakim. Kısaca anlatalım. 2 yıl falan oluyor. Bir veli İstanbul'da kızını bir koleje yazdırıyor. Yani iyi öğretim alsın diye. Ücretli bir koleje yazdırıyor. 2 yıl falan oldu İstanbul'da. Diyor ki benim kızımın başı örtülü. Problem olur mu? Koleje idaresi diyor ki hayır, artık yani hürriyet var. Hükümet karışmıyor bu işlere. İsteyen istediği kıyafetle geliyor. Hiçbir ücreti ödediğiniz zaman hiçbir problem yok diyorlar. Adam birkaç defa soruyor. Kızım başka yok, hiç mesele yok diyorlar. Okulların açılacağı günün bir gün öncesinde veliye telefon. Kızınızı lütfen alın, biz okutamayacağız. Sebep? Öteki veliler kabul etmiyor. Abartmıyorum. Bu tür İstanbul'da oldu. Bilenler vardır. Niye? Ötekilerin çocukları ya, bir arkadaşımızın başı kapalı. O niye? Ha, bu İslam'da böyle filan gündeme gelecek. Rahatsız olacak öteki veliler. Statüko hala bu. Gerçekçi olalım. Durum bu. Laik değerler deniyor şeva hakim. Laikliği de anlatıverelim sevabına. Daha önce galiba bahsettik ama tekrarında fayda var. Ne kadar tekrar edilse azdır. Çünkü millet ağzını laiklik, laiklik diye açıyor. Bir tek kitap okumamıştır laiklik hakkında. Bakın çevrenize. En çok konuşan politikacıya sorun. Hangi kitabı okudunuz laiklik hakkında, ne biliyorsunuz diye bir sorun bakalım. Bir sorun. Tek bir kitap okumamıştır. Yok ki Türkçe'de. Türkkaya Ataoy adlı bir siyasal öğretim üyesinin vardı laiklik hakkında. Ta yıllar önce, 50-60 yıl önce. Şimdi var mıdır yok mudur bilmiyorum.
Tekrar ediyorum. Laiklik, laiklik diyorlar. Diyenlere bir sorun. Hangi kitabı okudunuz? Avrupa'da Martin Luther kilise sadece cami karşılığı değil. Hazreti İsa'nın adına iş görüyor. Tanrı adına iş görüyor. Papa'nın söylediği Hazreti İsa'nın ve kişi Hazreti İsa da Tanrı haşa oğlu onlara göre haşa sümme haşa. Onun, Papa'nın ağzından çıkan şeriat oluyor. Kanun, ilahi kanun oluyor onlara göre. Son zamanda kendi problemler tabii bozulmuş filan. Martin Luther başlattı. Calvin, John Calvin destekledi. Zwingli çıktı, Erasmus çıktı filan. Avrupa'da laiklik yerleşti. 1618'den 1648 yılına kadar 30 yıl öldüresiye savaştılar. Katolikler Protestanları öldürmek için, Protestanlar Katolikleri öldürmek için var güçlerle savaştılar. 30 yıl. Katolikler Protestanlara biz mezhep diyoruz, onlar kendileri din diyorlar. Katolikler Protestanlara mürtet diyorlar, dinden çıktı diyorlar. Protestanlar da Katoliklere putperest diyorlar. İkon Hazreti İsa şeyin karşısına haç çıkardıkları için. Mesela İngiltere Kraliçesi 3. Murad'a müracaat ediyor. Bu İspanyollar diyor, bunlar putperest diyor. Bizi işgal edecekler, aman bize yardım edin diyor. 1588 yılında. O tarih üzerine durmaya değer. Neyse. 30 yıl öldüresiye savaştılar birbirlerine. İki tarafta birbirini ortadan kaldıramadı. Sonunda eh dediler. İsteyen istediği dini seçsin. Her hükümdar kendi dinine. İsteyen Katolik olacak, isteyen Protestan olacak ve parlamento çıktı. Parlamentonun 3 erki var biliyorsunuz. Yargı, yürütme. Yasama. 3 şey var. Erki var. Ve Avrupa'da öyle yayıldı. Sonra Osmanlı'yı göreceğiz. Bir takım merhalelerden geçti. Biz de bugünkü duruma geldik. Ve 1648 yılı Westfalia anlaşmasıyla neticelendi ve parlamento kuruldu. Laikliğin çıkışı esas şey, dönüm noktası budur. 1648'dir. Bize gerek var mıydı? Bize Müslüman, Müslüman. Bir yeri fethettik. Osmanlı aldı. İslam'a girmişse tamam, aynı haklara sahip. Girmedi. Cizye veriyor. Orientalistler bunu da çarpıtıyorlar. Poltax diye çeviriyorlar. Ey yarabbi. Kelle vergisi. Avrupa'da çünkü öyle bir şey vardı. Adam başına, kelle başına iki vergi alıyorlardı. Cizye öyle değil. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, din görevlileri cizye ödemiyor. Ve mali durumuna göre Osmanlı'da âlâ, evsat, ednâ diye üç şey var. Diyelim ki en zengini bir altın, orta şey yarım altın, pek iyi durumda olmayan da çeyrek altın filan veriyor yılda diyelim cizye. Bir de o zaman tabii tarım toplumu haraç veriyorlar. Müslüman İslam'a girmişse öşür. Öşür onda bir demek. Haraç biraz daha fazla. İslam'a girmeleri teşvik edilmesi için bu kadar. Onun dışında Hristiyan olarak kaldı.
Millet nizamı var. Millet şimdi Avrupa'dan aldık bu nation karşılığı kullanıyoruz onu, nasyon. Millet aslında din demek. Müslüman cenaze kabre yatırılırken ala milleti Resulillah diye yatırılır. Resulullah'ın dini üzere diye. Din inanç demek. Millet inanç demektir, din demektir. Ve Osmanlı her inanç zümresini kendi haline bırakıyor. Yani başına kendi din görevlisini getiriyor. En yüksek din görevlisini. Protestan, Katolik, kimse hangi millettense, mesela Rum millet dediğimiz zaman bu şeye bağlı, sadece Yunanlar falan değil, Bulgar kilisesi ayrılıncaya kadar Bulgarlar da Rum milleti içine giriyordu. Yunanlı değil ama Rum milleti içine giriyordu. Millet çünkü din demek, inanç topluluğu demek. Ve hiç en medeni şey, yani medeni denen milletler, Batılılar bu konuda insana saygı konusunda, inanç konusunda Osmanlı'nın topuğuna bile erişemez. Dillerine karışmıyor, inançlarına karışmıyor. Kendi tamamen geleneklerine bağlı. Daha önce de söyledik. İstanbul'un fethinden beri şu kadar kaç yüz sene geçti. Rum gençler soğuk kış günlerinde hala Patriğin denize attığı haçır çıkarma geleneğini sürdürüyorlar. Biliyorum Paskalya yoğurtları var. Yumurtayı boyamak filan. Kendi geleneklerini sürdürüyorlar. Hiç karışmıyor Osmanlı. Avrupalılar ne yapıyorlar? Fransa, Cezayir'de, Tunus'ta çok kısa kaldı, kendi dilini yerleştirdi. Yabancılaştırdı. Günümüzde Tunus'ta bir takım buhranlar var. Başka adam Fransız tesirinde herhalde. Meclis halkı temsil ediyor. Arada çatışma var. Hala kriz var. Yani böyle insanları kendi kimliğinden çıkartıyor Avrupalı. Osmanlı'da millet nizamı var. Hiç karışmıyor. Diline, kültürüne, geleneğine karışmıyor. Bu millet nizamı olmasaydı, Avrupalı'nın yaptığı gibi yapsaydı Osmanlı Sırpça unutulurdu. 500 yıla yakın kaldık. Yunanca unutulurdu. Bulgarca unutulurdu. Dip duruyor kültürleri. Kültürleri, dilleri yaşıyor. Fetih bu demek. İslami değerleri hakim kılmak demek. Yoksa diğer şeylere falan karışmıyor. Ve Osmanlı çekildiği zaman işte Balkanlar'da hepsi kendi dilinde konuşuyor. Gelenekleri de devam ediyor. Avrupalılar Amerika kıtasına 1492 yılından gittiler. Güney Amerika'da da, Kuzey Amerika'da da çok az miktarda oranın yerli halkı var. 100 milyon yerliyi öldürdüler. Şimdi orası Avrupalıdır. Malum yani işte Güney Amerika'da Latin Amerika'dır. Evet, bize ayrılan zaman bu kadar oluyor. Son olarak belirtelim. Osmanlılar Taraklı'yı aldılar. Taraklı'da diktikleri ağaç var, çınar ağacı. 1293 yılında fethettiler. O ağacı dikleri, o zaman diktikleri kabul edilir. Uzun ömürlü olduğu için çınar ağacı Osmanlı fethettiği yere fetih nişanesi olarak çınar ağacı dikerdi. Nitekim Osmanlı Bankası kurulduğu zaman son devirde Bank-ı Osmani Şahane adıyla kurulduğu zaman onun ambleminde de çınar ağacı vardır. Çınar ağacı Osmanlı'nın sembolü olarak kullanılmıştır. Osman Gazi
Bu arada Osmani Lefke, Osmaneli bugün, Mekece, Akhisar ve Geybek kalelerini aldı ve 1326 yılından sonra da pek at bilmedi. Nikris hastalığı vardı, gut hastalığı vardı ve Osman Gazi'nin sağlığında Orhan Gazi orduyu eline aldı. O yönetmeye başlamıştı. Ve Osman Gazi Bursa'nın kuşatması sırasında, fetih sırasında orada vefat etti. Gümüşlü kümbete gömüldü. Öyle vasiyet etmişti beni oraya gömün diye. Mezarı da oradadır. Güzel bir şey. Bu şeylerden esinlenerek olmalı. Artık Osman Gazi türbesinde o zamanın kıyafetleriyle alpler bulunmaktadır. Aslında Topkapı Sarayı'nda da Osmanlı kıyafetine oradaki görevlilerin o havayı canlandırmak için yeniçerisi filan kıyafetinde olmaları gerekir. Zamanda bunlar da herhalde olacaktır. Londra'da gidiyorsunuz tarihi yere, Tower, işte kule, orada Yeoman dedikleri gene o görevliler o zamanın kıyafetiyle filan şey yapıyorlar. Birçok şeyleri de örnek alıyoruz haklı olarak, ama bu böyle oluyormuş diye tahmin ediyorum. Bir müddet sonra artık Topkapı Sarayı'nda da Osmanlı kıyafetli görevliler görürüz. Bugünlük burada keselim. Gelecek hafta inşallah Orhan Gazi'den itibaren devam ederiz. Hepinizi